Hafta başında en çok ekmek fiyatlarını konuşmuştuk, un fiyatlarını konuşmuştuk. Bir yandan buğdayda 9 yılın zirvesine gelen uluslararası fiyatlar, ham madde sıkıntısı, bir yandan artan kur, un fiyatlarını ve ekmek fiyatlarını nereye çekecek diye konuşmuştuk. Şimdi un fiyatları gündemde kalmayı sürdürüyor. Biz de bir kez daha Türkiye Un Sanayicileri Konfederasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy'la undaki son durumu konuşacağız. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Un fiyatlarında son dönemde ne kadarlık bir artış oldu Eren Bey? Bu bahsedilen fahiş artışlar doğru mu? Ve kara borsa iddiaları da doğru mu? Bazı marketlerde tek tek paket paket satıldığına dair görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. Evet, dünyada bildiğiniz üzere hem iklim değişikliği hem küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle bir fiyat hareketi söz konusu. Buğdaydan bahsediyoruz, unun ham maddesinde. Aynı zamanda Türkiye'de kurak bir sene geçirdi. TÜİK verilerine göre 20.5 milyon tondan 17.6 milyon tona düşen bir üretim gördük. Ki Amerikan Tarım Bakanlığı Türkiye için tahminini 16.5 milyon ton olarak gerçekleştirdi. Hem Türkiye'de hem dünyada, dünyadaki rakama da bakarsak 775 milyon tonluk bir buğday üretimi, buna karşılıksa 787 milyon tonluk bir buğday tüketimi söz konusu. Yani 12 milyon tonluk bir dünya için tahmin edilen eksiklik var. Genel olarak bunları özetlediğimizde evet, arzda bir azalma ama bildiğiniz gibi un, ekmek, temel gıda maddesi özellikle pandemi döneminde gıdanın daha da ön plana çıkmasıyla beraber temel gıdalar arasında da daha çok tüketilen bir ürün haline geldi. Dolayısıyla talebi canlı. Bu da dünya üzerinde ve Türkiye'de de fiyat hareketlerine sebebiyet veriyor. Kara borsa iddiasında şöyle söyleyelim. Türkiye rakamı da söyledik. 16.5 veya 17.7, hangisini alırsanız alın. Türkiye'nin tüketim rakamına, yani 19 milyon tona oldukça yakın bir rakamı. Biz zaten Türkiye olarak buğdayı üretebiliyoruz. Bunun yanında Türkiye şu anda hem gümrük vergisi sıfır olarak buğday ithal edebiliyor, hem de Toprak Mahsulleri Ofisi Türkiye iç piyasasındaki fiyatları regüle etmek için buğday ihaleleri yoluyla ithalat gerçekleştiriyor. Zira yarın yine 300 bin tonun üzerinde bir ihaleyle buğday alımı yapacak. Yani 2 milyon tonun üzerinde şu ana kadar TMO ithalat yapmış olacak. Bu sayede tedarik zinciri kopmadan devam ediyor. Kara borsadaki tabii o konu şu, marketlerde gördüğümüz bir adet konusu, özellikle indirimli iskontolu yapılan satışlarda bu satışların herkese ulaşabilmesi gayesiyle bunun gibi sınırlamaları başka ürünlerde de gördük, yağda da gördük, başka ürünlerde de gördük. Bu tabii her bir marketin kendi uygulamasıdır. Ama şunu söyleyelim, Türkiye çok daha zor dönemlerde geçirdi. Evet, kuraklık dönemlerinde. Bu her zaman yaşandı. Türkiye için bizim ürünlerimizde, tahıl ürünlerinde kıtlık söz konusu olmaz. 19 milyon tonluk bir ihtiyaçtan ve 17.7 milyon tonluk bir üretimden söz ettiniz ve kalanı da ithal ediliyor. Aslında biz buğdayı ithal edip onu işleyip un olarak ihraç eden de bir ülkeyiz. Un ihracatında da dünyada ilk sıradayız. Siz buğdayı hangi fiyattan alıyordunuz ve bu son küresel yükseliş sonrasında sizin aldığınız fiyat nereye geldi? Evet, buğday fiyatları sezonun başında Türkiye teslimi 250 dolar seviyesinden bugün 375 dolar seviyesine yükseldi. Yani %50'lik bir artış söz konusu. Bunu dünya piyasalarında takip edebileceğimiz borsalar, Chicago borsası Amerika'daki, oradaki rakamlarda da Buşel bazında aynı artışı görüyoruz. 600'den şu anda 850'lere, Avrupa borsalarında da 225-230 eurolardan şu anda 300 euroyu aşan, 310 euroya ulaşan bir fiyat var. Dolar karşılığı da yine 350 dolara geliyor Avrupa'daki fiyatı. Navlunu ile beraber Türkiye teslimi 375 dolara gelmiş oluyor. Yani son 4 ayın içerisinde %50'lik bir fiyat artışı söz konusu. Dolayısıyla bu konu şu anda tüm dünyanın gündeminde. Birçok emtia ile beraber hareket etti. Tabii ki değerli metaller arttığında veya enerjiyle ilgili artışlar olduğunda belki direkt doğrudan mutfağımızı etkilemiyor ama gıdayla ilgili yaşanan bu emtia artışları tüm dünyada gıda enflasyonu olarak
etki gösteriyor. Bizim evet ihracattan bahsettik. Biraz önce söylediğimiz ithalat rakamı, TMO'nun yapmış olduğu 2 milyon tonluk ithalat tamamen iç piyasaya yönelik. Bunun üstünde ihracatçımız, un ihracatçımız, makarna ihracatçımız, bisküvi ihracatçımız kendi ihracatları yaptıkları tonaj kadar buğday ham madde ithal etmeye devam ediyorlar. Yani normal yıllarda evet biz ithal ederdik, ihraç ederdik. Şu anda ithal ediyoruz, ihraç ediyoruz. Bunun üstüne bir miktar daha ithalat yapıp iç piyasada kuraklık kaynaklı oluşan eksikliği de gidermiş oluyoruz. Peki, Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet, bu not